Düşleyerek başlayan her şey gerçeğe dönüşür. Ve file 10 gün kaldı. Aylardır uğraşıyoruz. Artık çok yoruldum. Bu okulun en güzel yanı bu ya. Hayal et, tasarla, edin. Esinlenmek en önemli şey bence. Ben bu kıyafeti tasarlarken Osmanlı'dan esinlenmiştim zaten. Yalnız şurayı düzeltelim. Çok güzel olmuş. Düşünsenize, 100 yıl önce kızların gittiği ilk üniversitede şimdi biz eğitim görüyoruz. Esin Hoca anlatmıştı. Çok etkilendim. Neydi adı, hep karıştırıyorum. İnas Darül Fünunu. Ne? İnas Darül Fünunu. Yani Kızlar Üniversitesi. Artık bazı binaların kapatılması ve yer değiştirilmesini istemiş. Artık Darülfünun kız öğrencileri olarak eğitimimize bu binada devam edeceğiz. Olsun, derslerlerin kalmasında nerede olursa okuruz. Tam 100 yıl önceydi. İstanbul'da sadece kızların okuduğu bir üniversite kuruldu. Diplomalarımızı alabilecek miyiz? Osmanlı'nın ilk ve tek kız üniversitesi, İnas Darülfünun. İnas Darülfünun'u 1914-1919 yılları arasında kurulmuş, eğitim tarihimizde gizli kalmış, sadece kızların okuduğu bir üniversitenin öyküsüdür. 5 yıl süren öyküsünde onun yetiştirmiş olduğu öğrenciler, yeni Türkiye'nin fikir mimarlarından olmuştur. Peki neydi Türkiye'nin eğitim öncüleri olan bu kızların serüveni? Tarih boyunca sorunlar, fırsatların şekillenebilmesi için her zaman en uygun zeminleri hazırladı. İmparatorluğun belini büken savaşlar, erkek nüfusun cephede erimesine yol açmıştı. 20. yüzyılın değişim rüzgarları Osmanlı toprakları üzerinde hızla esmekteydi. İkinci Meşrutiyet aydınlarının hemen hepsi kadınların eğitilmesi konusunda hemfikirdiler. Yeni yönetim anlayışı kızları hayatın merkezine almak istiyordu. Darülfünun, Arapça dar yani ev ve fünunsa fenler sözcüklerinden türetilmiş, fenler evi anlamında kullanılan bir sözcüktür. 1933 yılına kadar batıdan alınan üniversite kurumunun adı Osmanlı'da ve Cumhuriyet döneminde adı Darülfünun'dur. Bunun medreseyle bir ilgisi yoktur. 1900 tarihinde işte 2. Abdülhamit döneminde eğitim yeni bir adım yapılıyor ve yüksek öğretimde Darülfünun bir daha kapatılmamak üzere açılıyor. Şimdi bu önemli bir süreçtir. Tabii bu kurulurken de demiyorlar sadece kızlar için ve erkekler için söylenmiyor ama bütün alınan yapı erkekler üzerine kuruluyor. Osmanlı Devleti'nin mevcut eğitim sisteminde ise kızların üniversite eğitimi alması pek de olanaklı değildi. Osmanlı döneminde eğitim problemli bir alandı. Tabii kızlar açısından daha da problemli bir alandı. Tanzimat reformu sırasında bu konuda bir takım adımlar atıldı. Örgün eğitim tarzında erkeklerin yapıldığı gibi medresenin işte 9 yaşından alıp 22 yaşına kadar veya 30 yaşına kadar yapacak tarzda bir eğitim yoktur kızlar için. Kızların eğitimi ancak özel olarak olabilir. Ya zengin olanlar veyahut da bir şekilde bir müderris veyahut da bir aydın olan bir şahıs eğer kızlara da eğitim vermek istiyorsa bazı mahallelerde, bazı hanlarda, konaklarda bu eğitim verilebilir. Darül Muallimat, Osmanlı Devleti'nde kızların lise sonrası gidebilecekleri tek öğretim kurumudur. Kız öğretmen okulları. Fakat kızlar için henüz bir üniversite eğitimi bulunmamaktadır. Hemşire ve öğretmen olmak dışında başka seçenekleri yoktur. Esasında Osmanlı'da kızların ortaokul düzeyinde eğitime başlamaları, batılı kurumlarda başlamaları
1850'lerde başlıyor. Kızlar için ayrı idadiler, sultaniler açılıyor. Fakat bir türlü üniversite düzeyinde bir kurum açılamıyor. Onun için kız öğretmen okulu açılıyor. Hatta sadece İstanbul'da değil, diş gelirde açılıyor. İşte annem burada. 17 yaşında. O dar muallimatta mezun olanlar hepsi güç oldu. Annemin arkadaşlarını tanırım ben. O çok özel bir dönem herhalde. Sonraki kadınlar da öyledir. Ben Anadolu'ya gittiğim zaman küçük çocukken hep bu öğretmenler küçük küçük kızlardı. Nasıl geldiler oraya? Anadolu'dan gelmiş adamlar. Elazığ'da, Eğirdir'de. Yalnız başarılı kızlar. Denizli'de filan. Onlar bizim hocalarımızdı. Yani ilkokulda çok kız kadın öğretmen vardı. Hayret edecek bir şekilde. Yenilik, dönüşüm, vaatler. 1908 yılı kadınlar için umut veren sözler söylemektedir. Ben 1908'in bir kadınlar açısından bir dönüm yılı olduğunu düşünüyorum. İttihatçı örgütlenmeler özellikle Balkanlar'da çok güçlüydü ve bakıyoruz İttihatçı fırkanın o dönem 40 kadar üyesi olduğu söyleniyor. 40 kadın üye çok önemli bir rakam ve 1908 yılında yine görüyoruz ki Selanik'te büyük bir kadın konferansı topluyor İttihat ve Terakki Cemiyeti. Ben bunu aslında kadın mücadelesine bağlıyorum. Çünkü kadınlar bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle belli şehirlerinde hareket ve kıpır kıpırlar ve haklarını talep ediyorlar. Tarihler 1909 yılını gösterdiğinde Darülfünun Vezneciler semti Zeynep Hanım konağında eğitim vermeye devam etmektedir. Yalnızca erkek öğrencilerin eğitim görebildiği bu kurum 1912 yılında İstanbul Darülfünunu adını alır. Birinci Dünya Savaşı başlamış, reformlardan faydalanacak erkek öğrenci sayısı gittikçe azalmıştı. Darülfünun'da öğrenci sayısı öğretim üyesi sayısından düşüktü. 3 milyon erkeğin seferber edildiği, toplam nüfusun da 22-23 milyon civarında olduğunu biliyoruz rakamlar itibariyle. Dolayısıyla mecburen bu erkek nüfus hem cephede savaşıyor hem de tarım toplumu olan Osmanlı'da iş gücüne ihtiyaç var. İşte bu gücü karşılamak için artık kadınlar biraz tabii ki mecburiyetten, biraz da bu modernleşme algısı, batılılaşma içerisinde. Yani kadınlar ille biz çalışalım demiyor ama biz özgür olalım, bir işte evin kadını olalım, işte çocuğumuzu iyi yetiştirelim, vatan için, bu ülke için iyi bir fert olalım algısı var. İttihat ve Terakki yönetimi kızların eğitimi konusunda yoğun bir taleple karşılaşır. Önce 2. Abdülhamit döneminde açılan orta dereceli kız okullarının sayısını artırır, sonra kızların yüksek öğrenime katılımı için harekete geçer. Dönemin marif nezareti, savaş koşullarını hafifletmek ve yapılan yatırımların boşa gitmemesi için kadınların eğitimine ayrıca önem veriyor, devletin tüm imkanlarını reformlar için seferber ediyordu. Osmanlı'nın kızları artık üniversite eğitimi almak ve hayatın pek çok alanında var olmak istiyorlardı. Biz niye yüksek öğretim elde etmeyelim? Biz sadece iptidai, ilkokulla, idadiyle, ortaokulla idare etmek istemiyoruz. Yani biz de avukat olmak istiyoruz. Biz de hukukçu olmak istiyoruz. Biz de tıpçı olmak istiyoruz. Biz de öğretmen olmak istiyoruz. Biz de işte bütün o günkü meşhur meslekler, bugün de hala geçerli olan meslekleri yapabileceklerini iddia ediyorlar. Devletten ısrarla eğitim talep eden kızlara kayıtsız kalamayan yönetim, onların diplomalı olmaları için formüller aramaya başladı. Devletin bu dönemde en büyük destekçisi basındı. Dergiler çok önemli o yüzden. Cumhuriyet öncesinde yine 40'a yakın kadın dergisi çıkardığını görüyoruz. Yani kadınlar dergi çıkarıyorlar. Kadınlar dergilerde kendi taleplerini, kadınlara nasıl bakılması gerektiğini, nasıl bir toplum istediklerini, erkekle kadınlar arasındaki ilişkileri, evlenme biçimleri, çocuk terbiyesi, çalışma hayatı, eğitime katılma gibi hayatın birçok alanlarında sözleri var. Bu sözleri söylüyorlar, bunları talep ediyorlar ve kendileri bu uğurda mücadele yürütüyorlar.
kadın dernekleri ve kadın dergileri yoğun kampanyalar yürüttü. Oluşturdukları kamuoyu sayesinde kızların sesi duyuldu. Kadınlar Dünyası, Türk Kadını ve Büyük Mecmua dergileri kadınların üniversiteye girişlerini destekleyen önemli basın organlarıdır. Toplumsal zemin ve yasal mevzuat tam olarak kızların üniversiteye gidişine uygun değildi. Fazla gürültü çıkarmadan zorlukları aşmak için çalışan Maarif bürokratları basit çözümlere odaklandı. Bulunan ilk çözüm kadın eğitimine yönelik ilk gerçek adımdır. Hanımlara mahsus serbest konferanslar. Osmanlı Devleti'nin kızlara üniversite yolunu açabilmek için geliştirdiği yeni toplumsal reçete. Bu konferanslar 7 Şubat 1914'te başlar. Biz de diyorlar önce kadınları üniversite kapısına ulaştırabilmemiz için onlar için serbest dersler adı altında haftada 4 gün olacak şekilde günde 2 saat işte pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi şeklinde dersler konuluyor. Bu dersleri hem üniversiteden hem diğer Darül Muallimat gibi, Darül Muallimin gibi o zamanki meşhur kurumlardan hocalar tahsis ediliyor. İşte ilk yardım, kadın hakları, ondan sonra fenli terbiye gibi kadınların daha çok pratik hayatta da işlerini yarayacak. Biraz da üniversitede hangi dersler okutuluyor, yarın üniversiteye başladıklarında zorlanmamaları için böyle giriş mahiyetinde genel dersler veriliyor. Zeynep Hanım Konak orada üniversite vardı ve hatta bahçesinin içerisinde büyük bir konferans salonu vardı. Orası umuma tahsis edilmiş bir konferans salonu halinde halk eğitimine tahsis edilmiştir. Hatta annem bile giderdi oraya haftanın muayyen saatlerinde, muayyen günlerinde. Memleketin büyükleri, bilhassa ilim bakımından büyükleri gelir orada ders verirlerdi. 1914 yazında konferanslara katılan kız öğrenciler için dönem sonu sınavları yapılır. Devam zorunluluğu ve imtihan şartı olmadığı halde 44 kız öğrenci bu derslerden imtihana girer. Darülfünun Umum Müdürlüğü tarafından serbest derslerde başarılı olan Lamia Hüsnü ve Hafize Rukiye Hanımlara altın saat ve bir tuvalet takımı hediye edilir. 9 kız öğrenci dönemin Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey'e bir yazı yazar. Bu yazıda kızların serbest derslerden dolayı dönemin Eğitim Bakanlığı'na duyduğu teşekkür ve hürmet yer almaktadır. Fatma Fahrünnisa, Adalet Ali, Emine ve Fevziye isimli kız öğrenciler derslerin gelecek seneye de devam etmesi için isteklerini dile getirirler.